Evet sevgili dostlar merhaba. Uzun zamandır gitar dersi videoları çekemiyorduk. Kameramız yoktu. Şimdi bir kameramız var. Çekim kalitesi çok iyi olmasa da size dersleri verebileceğim kadar idare eder diye umut ediyorum. Şimdi makamlarla ilgili birçok soru gelmiş. Kürdi, Hicaz, Nihavend, Majör, Minör. Kafa karışmış biraz. Gelen yorumlara baktığımda ya da mesajlara baktığımda şimdi çok kafayı karıştırmamak lazım. Öncelikle ne öğrendiyseniz onun pratiği lazım size. Şimdi Kürdi'yi öğrettik. Pardon. Daha önceki derslerde Kürdi, Hicaz, Nihavend, Majör, Minör birçok şeye değindim ama baktım ki jakı takmamışız bu arada. Baktım ki çok kafa karışıyor, çok kafanızı karıştırıyorsunuz yani. Kimsenin size bir şey yaptığı yok. Kendi kendinizin kafasını karıştırıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var, gitar üzerindeki natürel notaları öğrenirseniz makamlar onların içinde gizli. Yani Kürdi'den örnek vermiştim, mesela Mi Kürdi. Nasıl oluyordu Mi Kürdi? Mi üzerinden natürel notalarla oluşuyor. Siz şimdi bunu gidip başka makamlarla karıştırırsanız bu hikayeyi çözememiş olursunuz. Ya Türkçesi şöyle. Mi üzerinden natürel sesler alacağız. Gitarın en üst telinin boşu mi. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Bu mi'den mi'ye geldiğimiz natürel seslere makam olarak Kürdi diyoruz. Batıda minör diyorlar. Bilmem başka dilde başka bir şey diyorlar. Bu önemli değil. Biz Türkiye'de gitar çaldığımız için elimizdeki enstrüman da batı müziği enstrümanı olduğu için biz kendimize göre yorumlayacağız bunu. Yani ben kendime göre yorumluyorum. Hikaye burada başlıyor. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi şeklinde. Burayı pozisyonlaştırmak biraz size kalmış. Şimdi buraya ikinci parmak değil de birinci parmakla inerseniz son olarak yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Bu size ikinci pozisyonu doğuracaktır. Yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Yani 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4 şeklinde. Ne dedik? Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi şeklinde. Şimdi bunları ikisini birbirine bağlayalım. Natürel olarak. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi'ye geldiğimiz için bir daha mi'yi söylüyoruz. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Geri dönersek mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Buradan kalktıktan sonra parmak pozisyonumuz değişiyor. Yani böyle tırmanmıyoruz. Sonrası zorluk olmasın diye mi'den sonra mi, re, do. Do'ya üçüncü parmakta geliyoruz. Do, si, la, sol, fa, mi. Bunun adı mi, kürdi. İki pozisyon bu. Şimdi üç pozisyon yaptığımızda şöyle olacak. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Bir pozisyon. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. İki pozisyon. Şimdi serçe ile birinci parmak yer değiştireceğiz. Değiştirecek. Yani biz gitarın beşinci perdesine geldik. Serçe ile. Bir ile yer değiştirdik. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Yani bir, iki, dört yaptım. 1, 3, 4 yaptım. Sonra serçe parmağımla 2 perde kaydım. Re, 2 perde daha kaydım. Mi. Yani gitarın 12. perdesi. Tekrar gösteriyorum. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi şeklinde. Geri dönersek mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Şimdi ne oldu? 3 pozisyon. Yapıyorum baştan. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Birinci parmakla geldik. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Serçeydi. Birinci parmağa döndük. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Geri döndük. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Dörtle yer değiştirdik. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Üç pozisyon. Yani sıfırdan başlayıp 12. perdeye kadar geldik. Devamı da var bunun.
Buradan yukarı çıkıyorum. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Bu kadar kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Çünkü bunlar kendiliğinden çıkacak. Mesela... Buradan geri dönmek zor olacağı için kendinize buradan pozisyonlar bulacaksınız. Yani mi, re, do, si'yi buradan alacaksınız. Geri dönmek yerine. Ya da buradan bulacaksınız. Ya da buradan. Ya da... Arkamın düğmesi gitara çarptığı için cızırtı yapıyor. Mi kürdi. Mi kürdi. Yani mi'den başlayıp mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi'ye gittiğiniz zaman size bir oktav gam veriyor. 12. perdeden de başlarsanız mi, fa, sol, la, si, do, re, mi size buraya getirecek. Buradan yer değiştirirseniz sizi gitarın en sonuna kadar getirecek. Bu şekilde natürel notaları, mesela burası da mi kürdi, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Gitarın boş tellerini kullanıp da yapabilirsiniz. Tek telden de gidebilirsiniz. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Çok zor olur bu şarkıyı böyle çalmak mesela. Çok kafanız karışır. Yani tek telde çalmak çok zor bir iş. O yüzden biz bunları pozisyonlaştırıyoruz. Nasıl? Mi'den mi'ye geliyoruz, mi'den mi'ye geliyoruz. Şu oktav mi, bu oktav mi, en üst mi, mi, mi. Buradan da burası mi ya da buradan burası mi. Şu şekilde. Buradan burası mi. Şu şekilde. Burayı biraz nota söylemeniz lazım ki kalıcı olsun. Yoksa çok zor olur. Evet, bugünkü dersimiz neydi? Mi kürdi. Kafanızda şöyle tutun. Gitar üzerindeki natürel sesler Türk müziğinde kürdiye denk geliyor. Batı müziğinde minöre denk geliyor. Ama kafanızı o şekilde de karıştırmayın. Çünkü anladım ki kafanız çok karışıyor. O yüzden teoriyle pratik aynı anda gitsin yani. Böyle de çalabilirim ben onu. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bu da la minör mesela. Bu da la minör. Ya da do majör. Ama kafanız karışır bu şekilde. Hangi minörün majörü, majörün minörü gibi bir şey olur. Bize lazım olan şey mi kürdi. Yani dersimiz bu. Türkiye'deki şarkıların birçoğu da kürdi aralıklarla oluşuyor. Batıdaki şarkılar da öyle. Yani onların minör dediğini biz kürdi gibi çalıyoruz. Kafanıza bir şey takılırsa yorumlarda belirtin, yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Zaten sık sık gitar dersi videoları çekmeye devam edeceğim. Umarım size faydam olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın. Sevgiler.